İktidarın ötekileştirme politikaları sonucu yandaş olmayan kimseye yaşam şansı tanımama yaklaşımı sorunu daha da katmerleştirmektedir. Gazetecilerin özgür çalışma ortamından yoksunluğundan tutalım, bir tweet attı diye derdest edilmesine, sokak gösterilerinde gazetecinin darp edilmesinden yayın organlarının sansürlenmesine kadar neredeyse her alanda gazeteciye yaşam şansı tanınmıyor. Mevzu Kürt gazeteciler ve özgür basın olunca baskı dozajı daha da arttırılarak adeta bu boğdurulmaya çalışılmakta, gerçeklerin üzerini kapatma uğraşı içerisine girilmektedir. İçinde bulunduğumuz Aralık ayında onlarca gazeteci yine adliye koridorlarında olacak. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hakim karşısına çıkacaklar. Yargılanan gazeteciler içerisinde tutuklu meslektaşlarımızın durumu son derece acil ve yakıcıdır. Çünkü onlar her yönüyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmışlardır. Sadece bu da değil, onların üzerinden bir bütün olarak basın ve medya organlarına gözdağı verilmektedir. Bu nedenle tutuklu arkadaşlarımız da dayanışma göstermeyi ve onların özgürlüklerine kavuşması için mücadele etmeyi öncelikli görevimiz olarak görmekteyiz. Aralık ayının en dikkat çeken davaları da aylardır hapishanede özgürlüklerinden yoksun bırakılan DFG eş başkanı Dicle Müftüoğlu ile Mezopotamya Ajansı editörleri Sedat Yılmaz, Abdurrahman Gök'ün görülecek duruşmalarıdır. İlk olarak Abdurrahman Gök 5 Aralık günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 7 Aralık günü ise DFG eş başkanı Dicle Müftüoğlu'nun duruşması yine aynı mahkemede görülecek. Son olarak Sedat Yılmaz 14 Aralık'ta Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Yaptıkları haberler ve gazetecilik faaliyetleri suç sayılan gazeteci arkadaşlarımız, kamuoyu tarafından yakından tanınan, kamuoyunda ses getiren haberlere imza atmış gazetecilerdir. Zaten arkadaşlarımızın bu nedenle cezalandırıldıklarını düşünüyoruz. Yani iyi gazetecilik yaptıkları için. Ayrıca baskılara boyun eğmeyen bir gelenekten gelen özgür basın emekçileri olmaları onları direkt hedef haline getirmektedir. Oysaki dünyada iyi gazetecilik yapanlar ödüllendirilir. Herkes tarafından takdir görürler. El üstünde tutulurlar. Nitekim DFG eş başkanı Dicle Müftüoğlu, merkezi Hollanda'da bulunan uluslararası bir kuruluş Free Press'ten en dirençli gazeteci ödülüne layık görüldü. Ama maalesef Türkiye'de iyi gazetecilik yaptığınız zaman mekanınız hapishane oluyor. Bu yetmiyor, engelleniyorsunuz, sansürleniyorsunuz, darp ediliyorsunuz, hakkınızda soruşturmalar, davalar açılıyor, cezalandırılıyorsunuz. Tutuklu 3 arkadaşımız haricinde sadece Aralık ayı içerisinde 40 gazetecinin hakim karşısına çıkıyor olması anlatmak istediğimiz bu gerçekliği doğrular niteliktedir. İşte biz basına yönelik bu baskıların son bulmasını istiyoruz. Halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler olarak bu kötü gidişatı kabul etmiyoruz. Gazetecilerin tutuklanmasını, basın ve medya organlarının baskı altına alınmasını, sansürlenmesini, susturulmasını reddediyoruz. Gazetecilerin sefalet koşullarına mahkum edilip bu yetmezmiş gibi işsiz bırakılmasını derin bir sömürü olarak değerlendiriyoruz. Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen dezenformasyon yasası gibi kanuni düzenlemelerle sansürün hayatın her alanına hakim kılınmasını istibdat rejimlerinin bir yöntemi olarak görüyoruz. Tüm bunları reddederken öncelikli olarak gazetecilere özgürlük talep ediyoruz. Belirttiğimiz tarihlerde duruşmaları görülecek olan Dicle, Sedat ve Abdurrahman'ın bir an önce tahliye edilmesini istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de başta gazeteci meslektaşlarımız olmak üzere ulusal ve uluslararası basın meslek örgütleriyle tüm demokratik kurum, kuruluş ve kamuoyuna gazetecilerle dayanışma çağrısında bulunuyor. Herkesi, her üç arkadaşımızın duruşmalarının görüleceği Diyarbakır Adliyesi'ne bekliyoruz.